Beşiktaşlı girişimci iş adamları ve kadınları spor kulübü derneği Beşiktaş'ın kalesi Begikat aleli muhabbeti sunar. Alem Markaryan'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın ikinci haftada Alanya deplasmanında Yine e, geçen yıl Adana maçını andıran Adana Demirspor mücadelesini andıran bir görüntüde e, 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamaması. 45 artı 3 90 artı 2 arada bir de penaltı golü e, Beşiktaş 3-3 sahadan beraberlikle ayrıldı. Hepimiz dedik ki e, en son ne zaman hatırlıyoruz Beşiktaş'ın e, 3 farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığını veya Beşiktaş taraftarı çok ciddi bir stres yaşamadan o karşılaşmayı tamamladığını şöyle geriye dönüp düşündüğümüzde yoktu. Valerenga maçıyla başlayan e, sıkıntılar e, sirsilesi silsilesi bir anlamda Beşiktaş'ın 3-0 öne geçtiği karşılaşmalar daha, daha, kabus gibi geri dönüyor. Ve Beşiktaş maçları e, ya kaybediyor ya da berabere bitiriyor. Alen e, maçtan sonra Valerian İsmail'in e, 3-0 öne geçmiş bir takımı skoru koruma yönünde oynattığı eleştirileri Beşiktaş taraftarında özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilerde fazlaydı. Ertesi gün gazetelerde de yine hedefte Valerian İsmail'in Beşiktaş'a oynatmak istediği oyun vardı. Maç sonunda da hoca enteresan bir açıklama yaptı. Dikkatini çekmiştir mutlaka. E, kulüp olarak disiplin konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Eksiğimiz var dedi. E, bu ...Valerin İsmail Hoca bunu söylemeyecek... ...uygulayacak. Yani... yani Şimdi nereden baktığına bağlı Erdem. Yani disiplin konusunda sorunumuz var diyorsa... E, ...Beşiktaş Alanya ikinci hafta maça gidiyor... E, ...taraftar kendine ayrılmış... ...bölümü doldurmuş... ...hınca hınç daha fazlasını doldurmuş... E, ...yönetimde başkan başkan hiçbiri gitmemiş herhalde maça. Yani... ...izafi adam ne demek istedi bilemiyoruz ki yani. Takımı mı kastetti, orayı mı kastetti? burayı? Yani şimdi... Bu, ...buralar izafi tabii konumuz... Onlar çok farklı konular. Şimdi öyle bir maç. E, öyle bir atmosfer vardı ki dün. Şimdi Valerian İsmail'in takım attığı eli mi konuşacağız? Yoksa maçın hakemi Yasin Bey'in kolunu mu konuşacağız? Şimdi burada şöyle bir durum var Erdem. Sıkıntı şurada başlıyor. Maçın hakemi birinci dakikada Enkudu'ya kırmızı kart verseydi ağzımı açmazdım. Ağzımı açarsam terbiyesizim. Bak kırmızı verse Enkudu'nun hareketine. Ama sen kalk. Bergost Alanya'da rakiple gidiyor. Aynı hareketi 3-4 kere yaptı o adam. İkincisinde, üçüncüsünde gördü sarayı Adam gole gidiyor. Kırmızı kart vermen gerekirken adama döndüm, ver gota sarı kart verdin itirazdan. Sen benim önde baskı yaparak pozisyona girdiğimi biliyorsun, yani. değil mi? Hakem olarak çalışmışsın. Benim önde baskı yapan 3 tane adamıma, 2 tane adamıma sarı kartla başladık. İlk 3 ilk 15 dakikada 3 tane sarı kartım var benim. Aynen. O baskıyı kırdın. Ha, şimdi tamam. şimdi doğrama sen şimdi Asper kadar öne geçtin. 3-0 öne geçtin. Şaka şıkır top oynuyor takım. Antrenmanlarda çalışılmış. Dersler var. Kezzelin sağdan sol tarafa Enkoduyu kaçırması en az 3-4 pozisyon. Salih'in hakeza Beştaş beştaş gibi oynuyor ikerda. Yani hayır. İstediği gibi oynuyor. Antrenmanda yaptığı Enkoduyu oraya koymasından mütevellit çalıştığı bir ders var. Onu uyguladılar ve çok da güzel oldu. İkinci, üçüncü goller böyle geldi. İlk gol işte önde baskının sonucunda korner oldu. Kornerden gelen top oldu falan fişman. Buraya kadar tamam geldik. Ben kırmızı kart görüyorum. Emre Can. Evet. Ne ilk gördüğü sarı kart. Sarı kart. Ne ikinci gördüğü sarı kart. Sarı kart. Kırmızı kart ortada yokken durup dururken ben kırmızı kart görüyorum. Aynı şekilde Alanyalı bizden giden Fatih'in kırmızı kart görmesi gerekirken. Bak ilk yarıdaki tabloyu söylüyorum sana. Şimdi tabii ki ikinci yarının girişinde bir sürü şey anlatacağım şimdi. Maç öyle bir maç ki detay anlat anlat bitmez. Aynen. Bir sürü film var işin içinde. Şimdi devreye Ferikik golü, 3 tane gol yedik bize. Yediğimiz gollere bak biri frikikten, biri penaltıdan, biri kendi kalemize. Ya bunu normal... 45 90 3. Senaryo yazsan, tamam mı? Bunları otursan, oturtursan, oturtmaya çalışsan oturtamaz. Doğru. Fen... Getson 95'te daha artı 95'te yaptığı penaltıya bak. Sayıs adam ken, bunu rakip kaleye atsa o golü ayın golü olur. Attı vurduğu kafa gitti nereye gol oldu. Şimdi bütün bu olumsuzluklar ekstra negatif bir baskı altındayken bütün sosyal medyanın Valerian İsmail üzerine çemkirmesi tabii ki hataları var. Tabii ki çemkirecekler. Tabii ki Valerian İsmail'in taktiksel anlamda hataları var. Mesela en başta en başta ben şimdi dün 3-1'de 3 tane oyuncuyu değiştirdiğinde 3 tane gol atan adamı değiştirdi. He? Enkodu'yu, Gezzeli, Salih'i. Dünya tarihinde belki yoktur böyle bir şey. Ama ben ne dedim? Kendi içimden kendimi şöyle avuttum. Ben ve orada ben orada ben orada içime şey düştü benim. Yok ben şöyle avuttum kendimi. Dedim ki, deplasmanda maç yapıyoruz. 3-1 galibiz ve 10 kişi kaldık. Nevzat Demir'deyiz. Böyle bir durum olursa nasıl bir taktik uygularızın? Nevzat Demir'de hissettim ben kendimi. Bunun bir taktiği yapılıyor ve burada 3-1 galipken bakalım takım güzel kapanabilecek mi? kapanmak bir stratejidir. Ama geriye yaslanmanın, Ali, kapanmanın gibi... bak, kapanmanın hamleleri vardır. Kapanırken kontraya nasıl çıkarsın? Onların çalışılması lazım. Sen kapandın eyvallah tamam. Ya bir tane kontratağın yok. Şimdi Beşiktaş, hayır bir dakika bitireyim. Unutma. Şimdi böyle olunca ha bir de şeyin yok. Gel yani kapandın ama e, seni yani, o kapanmanın gerektirdiği hamleleri yapmıyorsun. Aleyle öyle. Dolayısıyla ben senin kapanmanı anlarım. Teslim olmak Geri, mı? Geriye yaslanmanı anlarım. Derim ki sen bu kapanmanın gerektirdiği hamleleri yapmıyorsan bu bir strateji değil. değil Geceyi kurtarmak. Adına yaptığım bir hamle bu. Dolayısıyla insanların idam sehpasına çıkarttığı nokta burada başlıyor Valerian İsmail. Maçın üzerine yatmak gibi. Bravo. Bu da bir statü ama dediğim gibi yani teslim olmazsın. Ama alençli bir hareket yaparsın. Şimdi Valerian İsmail e, tabii ki de belki de hani Beşiktaş gibi şampiyonluk dışında hiçbir hedefi olmayan bir takımı yönetmedi. Yani o orta sıralar için e, gelecek için yapılan takımlarda görev aldı başarılı olmuş olabilir. Ama bu psikolojiyi taşıyabilmek e, farklı bir şey gerektirir diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş kapanma oyununu... Ee, oynaması gerektiği maçlar olabilir. Soru cevap gidelim. Çok Mesela zor zorunda şey, zaman. Mesela ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Sana soruyorum. Maç 3-1. Deplasman'da oynuyorsun. 40 derecedesin. 10 kişi kalmışsın. Nasıl bir taktik uygulardın? Erdem Ulus teknik direktör olsaydı. Senin nezdinde bütün Beşiktaş taraftarına soruyorum. Ne yapardın? Ben e, bir yandan da orta sahada belki dinamizm için bir değişiklik yapardım. 10 kişi Oynayacağım. Bir yeri kapatma gayreti Mesela Enkodu'yu çıkartır mıydın? Çıkartmazdım. Çıkartmazdın. Çünkü e 3-0'dan sonra Belevki, lazım bana. Belev ki Enkodu 60'ta ikinci sıradan atıldı. 9 kişi kaldı. Tamam. Sana derler miydi insanlar Enkodu hakemin üzerine oynadığını biliyordun. Sen Enkodu sarı kartlıydı. Onun iyi oyundan almadın. 9 kişi kaldık maç onun için verdik. Derler mi insanlar? Diyebilirler ama. Derler. E derler. 1 2 çok da önemli değil sen, ya. On sen 10 kişi kaldın ya. bir kişiye dedin ki baba dedin sen 2 kişilik oynayacaksın. Maçı bu akşam alacağız. İlk nasıl 11 kişi çıktıysak aynı dediği devam ediyoruz dedin. Dedin mi? Dedin. Yani bugün ben şeytan avukatlığını yapıyorum yalnız ha. Hı. Yani benim fikirlerim değil bunlar. Tabii, tabii. Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Dedin ve böyle çıktın sahaya. Evet. Yine aynı şey önde basıyorsun bilmem ne atıyorum Atiba var takımda 2 kişilik basıyor falan ya da Josep var falan pişman. Ama o 10 kişinin, bir kişinin eksikliğiyle maç 3-3'e üç geldi yine. Tamam sen doğruyu yap ama maksimum doğruyu yap gelsin. Doğru izafidir bu konuda. Doğru kapanabilirsin de. Mesela şimdi kapandın, mi? kapandın dakika yetmiş. Alanya'nın pozisyonu yok da. Alanya'nın pozisyonu yok. Hani parantez içinde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sayıs kendi karesine gol atmasaydı ya, Alanya gol bulamazdı. Ya Alem inanılır gibi değil. Bulamazdı. Ya, ya 3-0'da bir şey ne? olacak yani. Bir Bunlar şey olacak kendi kalemizi atıyoruz. Olacak yani. Yani şimdi bunlar şeytanın avukatlığı. Şimdi buraya kadar her şey doğru. Yani şimdi sen sosyal medyadaki taraftarların, insanların, onların, bunların dediği gibi yapsaydım ve üç şey gelseydi. Sen ne biçim antrenörsün, dört 3 üç bir yakalamışsın, kapansın adam gibi. Kim gol atacak Alanya'da bize gibi. Diyecekler mi? Diyecekler. Şu yani olumsuz olabilir. Yani ben taktiksel olarak da bu işlere çok fazla girmek istemiyorum ama ben oyundan aldığı 3 oyuncunun sadece sahadan çıkan 3 oyuncu olmadığını, sahada kalan ee, diğer 8 oyuncuya da onlarla mücadele etmiş 8 oyuncuya da başka bir mesaj verdiğini eee abiciğim Enkodu'yu al en yani. alma sebebi sarı kartı var. var. Hakem üzerimize oynuyor. İkinci sarıyı görüp 9 kişi kalabiliriz mantığıyla aldı Enkodu'yu oyundan. Bak şimdi bu bu bunu bir kenara koy. gezel Zaten maç başında oynayacak mı oynamayacak mı parmağı çekiyor kırık var bilmem ne var o var bu var muhabbeti var. Dedi ki adam 3-1 galipti ama risk etmeyelim Gezzel'e dedi. Ali ben, ben şunu Gezzel çıkmak istiyorum. Şunu sormak istiyorum araya girmek istiyorum. Valerian İsmail Hoca Beşiktaş'ta. Ama sen benim dediklerimi ya, bu, duyuyor musun? Bu, 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 bu Abi şu, şimdi bu ciddi şu bir için, konu. Şu için hani soracağım. Atma bunu sepetin için. Hayır tam da bunun için soracağım. Buyur Yani bu tamam. atlamak istemedim. Biz sezon başında teknik direktör tercihi yapılırken Valerian Hoca'ya hiç yani neden Valerian Hoca sorusunu sorduğumuzda ya Beşiktaş'ın hocası o olmaz anlamında değil. Hangi özellikleriyle Valerian Hoca Beşiktaş'ın hocası oldu? Şenol Güneş'ten işte milli takımda Türkiye'de uzun yıllar görev almış Şenol Güneş ve camiadan yetişmiş. ilk senesinde şampiyon olmuş Sergen Yalçın'dan sonra Valerian Hoca bu takımın başına getirildi. Hangi özellikle? Bize bir açıklama yapılmadı demiştik. Şimdi Valerian Hoca'yı da çok isteyen bir grup var Beşiktaş'ta. İnanılır bir grup var. Bu senin şimdi Sergen Yalçın da Şu, Adana Demirspor maçında 3-0'dan 3-3'e geldi maç. Şunu söyleyeceğim. Şimdi orada hakem Alem. şunu söylemek yani istiyorum. Valeren bak... Hoca'nın yani Valeren Hoca, Valeren Hoca. Kapanmak hmm. mıdır 3-0'dan sonra Valeren Hoca'nın sistemi? Değildir. değildir. Bakın arkada. Bu mu olmalı şimdi yani? Ezbere konuştuğun zaman tamam mı? Merale kaydedemeyiz. Hı hı. Bak deminden beri anlatıyorum. Kapanmak bir stratejidir. Ama kapanmanın gerektirdiği hamleleri yapmak zorundasın. Yapmıyorsan bu bir strateji değildir ve sen geceyi kurtarmak için bir şeyler yaptın. Valerian İsmail. İnsanların sana çemkirdiği nokta bu. Adam gibi kapanıp atıyorum molekayla, atıyorum enkoduyla, hızlı adamlarla ileriye, ileriye doğru hamleler, kontratak, kaleciliğe karşı yapsan diyeceğim amenna. Bak burada eksiler burada başlıyor zaten. Bunu söylüyoruz. Lakin Valerian İsmail'e gelene kadar ben bu hallere niye düştüm kardeşim? Evet teslim oldum ben. Hayır. Hayır abi. Beni bu hallere düşüren Yasin Kol var. Şimdi bir konuyu irdelerken başka bir konunun gelişimini ya da o konunun içine dahil oluşunu atlarsak haksızlık yaparız. Tabii. Ama haksızlık önce, tabii. yaparız. Ben şimdi Biz doğru başladık. Ben şimdi 30 35 dakika çatır çatır top oynuyor muyum? Oynadım. Oynadım. 3-0 yaptım mı? Yaptım. Sen benim rakibin kırmızı kartına es geçtin. Geçtin. Tamam mı? Bergost oyundan düşürdün sarı kart vererek. Artı benim defansımda iyi başlayan bir çocuğun da istikbalini kararttı gol atmışken. Yani. Şimdi Emre Can sarı kartlık hiçbir pozisyon yapmadı çocuk. E sen şimdi geldin buna verdin ve maça ortak ettin. Bak bunu bunu Fenerbahçeli Rıdvan söylüyor. Tabi. Diyor ki Yasin Kol Emre Can'a kırmızı kart vererek Alanya'yı maça ortak etti. Evet. Ha ben yine bunun önlemini alıp asbe kadar bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani burada 70 dakikaya kadar Alanya'nın pozisyonu yokken sayısının işte ters kafa vuruşu. İşte ondan sonra 3G geldikten sonraki ama ben buralara niye geldim? Önce mesela şimdi Sayıs maç bitti. Şutcisini Sinan Engin de öyle Adana'da Sergen penaltıyı kaçırdığında ta seneler evvel soyunma odasına fırlatmıştı. Şey yedek kulübesine fırlatmıştı. Şimdi hocayı eleştirmeden önce bence evet herkes hocayı eleştirmek en basiti ama ben Beşiktaş yönetiminin bugün yaptığı açıklamaya bak. Ekrana verebiliyor muyuz Aydın Yani şimdi bir dakika ya 21 bin kişi beğeni yapmış. Beşiktaş ya Türk futbolu kaç milyon kişi etrafında dönüyor? 21 bin kişinin federasyon ben federasyonda birisi olsam, merak edip birisi olsam, ha, 21 bin kişi beğeni yapmış. Ama ses de getirmemiş derim. Yapacaksın oraya 300 bin, 500 bin. Öyle olacak orası. Sosyal medya trend topik olacaksın. De herkes bunu konuşuyor olacak. ya e sen normal, sıradan, olağan. Böyle gelişigüzel bir yazı. O uzun bir yazı ne? Biz Beşiktaş Kulübü tek bir yazı böyle olacak. Biz Beşiktaş Kulübü olarak Yasin Kolun hakemliği bırakmasını istiyoruz. Bu kadar abi. Tek cümle tam böyle oraya yapışacak. E sen şimdi Anlatıyorsun da anlatıyorsun da abi bu şimdi maç seyrediyoruz dükkanda sahaya çıktı yanımdaki çocuklara dedim daha maç sıfır sıfır ha maç başlamamış daha. Dedim aynı dedim Cem popila gibi dedim ya adamın dedim gerilmiş surata bak dedim. Maç başında yani vücut... Oldanmış. Lan dedim adam Cem Popila'nın suratı gibi aynı dedim. Aynen yani, yani, maçın başında Enkodun'un pozisyondan bahsettin. Orada kırmızıyı vermedim diye bütün e, bunun yo, üzerine oturmuş olabilir mi? Verdi ya. zaten yani orada verebilir. Ben mesela sarı kartı verdikten sonra hani böyle var çağırıp seyret kardeşim belki kırmızı verebilir falan diye bekledim. Olmadı. Ben verse bak ne diyorum. Konuşursam haksız bir karar falan. Ya ile geliyor enkodu. Hani e, cephe askerleri olur ya. Bir yerden anlarım diyorsun onu. Cephede sağa sola saldırır asker böyle. Enkodu öyle çıktı maça. Onun devamında gol attı zaten falan filan. Neyse. Şimdi burada Yasin Kul'un maalesef ee, kararları verdiği kartlar direkt maça damga vurmuştur. Bravo. Bir kere bunu altını kalın kalemle çizelim. Sonra ben kendi içimde Valerian İsmail'i tartışayım. Evet. Yanlış hamleleri var. Hı. Bu... E, benim hani şimdi insanlar şunu söylüyor. Bu hoca Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavrayamamış. Evet. Bunu gördük yani. Ama bu, şimdi somut bir örneği vardı bu, Beşiktaş bu hafta. Beşiktaş'ın büyüklüğü aramasından ve formasından. Şanlı tahrihinden geliyor. Ama futbolculara baktığın zaman benim bir dakika arkadaşlar. Benim sağ stoperim yok sakatlandı. Sağ stoper oynuyor Wellington sağ stoper yok onun sakatlansa sağ bekim yok. Altı Salih'i sağlayı çıkarttım Salih'in yerine koyacak adamım yok. Yerli oyuncu statüsüyle ilgili problemleri çözememişim. Ben şimdi bakıyorum. Ersin. Bak Ersin. Evet. Geçen hafta Kartal, Doğru. bu hafta Berkay. Arkada Emrecan. Ben dört tane, 4 tane yerli 18-19 yaşında, 25 yaşında çocukla sahaya çıkıyorum. Bir dakika abi. Şimdi Beşiktaş evet büyük camia, büyük kulüp, tarihin şan, şanının tarihinden alıyor arması, her şeye bedel. Büyüklüğü oradan tamam. geliyor ama futbolcu diziliminde, kadro mühendisliğinde öyle aman 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 bir takım yok şu anda. Yani nereye göre yani? Sahaya taşıyacaklaması mı çıkıyor? Tabii. Onun üzerine taşıyan futbolcular var. Şimdi o futbol baktığında ben şimdi geçen hafta maçı seyrediyorum. Edek Kulübesi'nde hamle oyuncusu yok. Cenk Tosun var. Enkodu var kulübede. Cenk Tosun girdi. Kırmızı gördü çıktı. Mesela Cenk Tosun da geçen hafta çok kolay gördü. lan. E bak ne diyorum sana. Şimdi buralarda futbol içinde bunlar var mı? Biz ilk defa mı hakem katliamıyla karşı karşıya kalıyoruz? Yok. E sen bunlara göre sen şimdi takım... Yaptığın zaman 14 tane oyuncu gönderdin he. E kaç tane oyuncu aldın? 6 tane. 6 e, mı 5 mi 7 mi ne bileyim. Yani yarı yarıya oyuncu aldı E burada şimdi buralarda Rozer sakatlandı ya da kart gördü. Deli dolu bir çocuk Rozer. E gördü kart. E, haftaya şimdi e Fenerbahçe maçı var. Atıyorum çok önemli maç. Sağ bekin yok ya. Sattın Rıdvan'ı. E sağ stoperin yok. Ben arkada otuttuğun arkada otutturduğun evet kardeşim benim arka dediğim daha hoca 3 4 3 mü oynayacak 3 1 2 mi oynayacak 4 4 2 mi oynayacak daha onlar bile belli değil. Yani çünkü Wellington doğru düzgün oturmadı oraya oynayamadı. Montero yedek başlıyor. Bir sayıs orada formayı kapmış durumda. E Emrecan geldi, iyi şeyler yapıyor. Daha göremedik, seyredemedik. E şimdi buralarda her bölgenin 2 tane Alternatif Hatta 3 tane oyuncusu olması oyuncusu lazım. Olması lazım. İç rekabet olması lazım oralarda. Hadi bırak kırmızı kartı sakatlanmayı falan. İç rekabet de olması lazım orada. E bunlar yok. E kalede şimdi Ersin. Ersin'i ben 3 aydır 15 milyon euro veriyorlar. 7 milyon euro veriyorlar. Gitti Ersin. Geliyor Ersin. Abi satıyorsanız satın. Satmıyorsanız deyin ki Ersin'i biz satmayı düşünmüyoruz. Kardeşim deyin, Atın abi omuzlarımızdan bu o gidecek, bu gelecek. Ya bu bitmedi ya. Ya böyle olmaz ki. Ya Ersin şimdi, Ersin iki tane hava topu geldi. Gözümü kapadım abi. Önde yakalandı. Top çapraz geldi, geldi, geldi. Uzak direnin Yani kaleyi tutsa gol olacak. Çocuk. Kafa olarak, mental olarak yorulmuş. Evet yani çocukta bir e, duruş eksikliği var. var. Hani mesela geçen hafta hangi maçta uzaktan gol yedi 50 metreden. Sampdoria maçı mıydı neydi? Yani hazırlık maçında. Ya hazırlık maçında o 50 metreden gol. Abi şimdi bunların hepsi oyuna konsantre olamama. %100. Bize Engin vardı bizde kaleci Engin. Tamam mı? Ha bir uzaktan gol yiyor abi. Fener'den gelmişti. Doğru. Bize. Engin İpekoğlu. Ya dedik ki ya 25 metre 30 metre de hep aynı golleri yiyor. Bir Malmö maçı mı vardı? Ne? Öksar maçı mı? 2-0 galibiz 2-2 oldu falan filan. Bittik antrenmana. Baba dedik ne iş? Dedi tavuk karası var abi ben dedim. Topu görmüyorum. Abi ya. Tamam mı şimdi? Bir dakika ya. Şimdi bu çocuk şimdi sen bu, bunu görüyorsun. Hoca olarak, yönetim olarak o. Demiyor musun ya Ersin? Ne iş oğlum? Demiyor musun ya? Yani göz yani bir duruş yani bir kaleci heybetiyle durur değil mi kalede? Şimdi Ersin'in hani geçmiş dönemde penaltı kurulu tartmaları, takımın iyi oluşu, güven yakalayışı, özgüvenini tamam, yakalaması falan iyiydi. Hani abi. ufak ufak böyle Futto Kademe sport, çıkıyordu. E, en, en değerli kırk oyuncuları seçti. bu sene bakıyorsun o transfer dedikodularından bunalmış artık. Gidiyor mu geliyor mu? Ya bu da futbolcunun yani kişisel motivasyonunun futbol olan motivasyonunun e, sağlanamaması yönetimsel bir zaptır. Ya sat ya memnun ederek tut oyuncu kafayı ver bir oynasın. İşte o yüzden diyorum ki hani hocaya gelene kadar bu hocanın böyle davranmasını gerektirecek hareketleri de masaya yatıralım ki haksızlık yapmadan Bravo. eleştiri yapalım. Bravo. Yani e, Valerian İsmail'i aşan takım içindeki bazı olumsuzlukları i̇şte, tabii, tabii. ortaya koyarak şey... yapalım bunu. Ya, hakemin yani sen şimdi geçen hafta Ümit Öztürk müydü hakem? Evet. E, onun şimdi ne dedin? Cenk Tosun'a bedava k k kartlar verdin. 90 artı yani 4'te Görmezden gel, gelebilirsin. E, Cenk yani Tosun'un itirazını şunu yapmışsın. Hiçbir büyük takım yani. böyle bir kırmızı bu kart ne görmüyor yani? abi. Bunundan kıl aldırmıyorsunuz kardeşim. Yani işinize geldi mi görmüyorsunuz. Evet. E sen şimdi ben onu yazdım yarın. E, Okan Buruk sevdiğimiz bir kardeşimiz. Doğru. Beşiktaş'ta oynarken dürüst kendi işini evet. yapan. Ya, ve futbol aleminin içinde de e, argo çok kullanılır. Kelime dudaktan hani sinkaf olabilir. Olabilir. Çık Çıkar yani. o. Normal. O arsanın tozunda sahanın göbeğinde oynamış adamlarda bu hırs rekabet olduğu süre bu küfür falan oluyor bazen böyle. Tamam. E bunu şimdi geçen hafta Antalya maçında kameralar yakaladı. Ya abi sen değil miydiniz geçen sene Sergen Yalçın elini kolunu kaldırıyor Ulenberg'den başlayıp Patagonya evet. İmparatoru'na kadar herkes Sergen Yalçın'ı konuştu. Her maçta elini kolunu kaldırmasını gösterdi. E Okan'la ilgili yani Okan'ın arkadaşlar sakın yani Galatasaray camiasıyla Okan Buruk özelinde değil Okan bu. Okan'ın şahsiyetiyle ilgili bir şey değil. Bu içinde bulunduğumuz sistemin ee, Çarpıklığı. Çarpıklığı, ayrımcılığı. Adam sendeciliği. E, e, böyle adam kayırıcılığı falan gibi düşünün yani. Yoksa camialarla falan bir işimiz yok Okan'da ben. Bu kamuoyu neden yaratılmıyor kardeşimiz yani. yani. Hiç, hiç orada sıkıntı yok. Doğru. Yani ben burada hani sergene böyle yapıldı, Okan'a böyle yapılıyor. Yani bunun bir ortası yok mudur kardeşim? Yani hep bu lobisizlikten kaynaklanan sıkıntıları biz göğüslemek zorunda mıyız ya? Olumsuzlukların yani, hep. Ha, bu, bu, e, taraftar abicim bir dakika ben saat dün dörtte oturdum yazı yazdım ya. Uyku tutmadı. Şimdi benim gibi yüzlercesi, binlercesi var. Ben dün baktım Twitter'da bir yazı yazdım. İki demine yazı yazdım Twitter'a. Abi bütün millet ayakta. Hala yazıyor millet. Çıldırmış İç, millet. E, e. Hazmedemiyorsun. Bravo. Yani sen bravo. şimdi 3-0'dan şimdi bakıyorsun. Tamam abi Valerian İsmail hatalı yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı bilmem. E ben de derim ki ya geç son. Baba oraya. oraya yani gideceğim. orada 95'te sen profesyonel bir takımda. Ya orada penaltı yaptırılır mı kardeşim? Şimdi bunu atlıyor insanlar. Aynı sıra Ersin, Ersin için çok önemli. Ersin için söylediğin şey Getson için de bence çok geçerli. Yani Beşiktaş yönetiminin yani yönetimsel futbol takımının e, moral motivasyonu, oyuncuların kafasındaki problemlerin ortadan kalkması gibi, sağlıklı bir şekilde maça çıkmaları gibi unsurlar yöneticilerin e, çalışma alanı Getson'da yok. Yani Getson ya Getson verin, var. Getson hani Kafa içine, olarak 90 yani, artı yapar mı bunu? Yanına, Joseph, yani şimdi onu hani şunu anlatmaya. Şu Getson'u kötülediğimden değil. Getson ayakta kalan bir adam. O ayrı bir şey. Ben onu kötülediğimden değil. İyi yani o Getson falan yanına geldiği zaman. Orta saha oturduğu zaman falan. Getson çok iş yapar yani. Orada sıkıntı yok. Ama hata yapıyor musun? Yapıyorsun. Ha bana de ki. Bana de ki. Ya da sosyal adam desin ki bana. Ya ben hoca olsam Tyler Boyd bu takımda forma giyemez kardeşim. Tyler Boyd'u oynatan adama ben hoca demem. Bak. Eyvallah. Eyvallah oralarda varım. Ya yani Kenan Karaman giriyor, o biri giriyor, bilmem ne oluyor. Abicim ama hoca da kalkar sana der ki. Şimdi Tyler Boyd Sivas'ta oynamış. Rıza Hoca bile ilk 11'e koymamış. Öbür de kuruyor. Elinde Steven Gerrard vardı da ben mi onu oynattım şimdi, der. Yani şimdi yani. ama sen de şimdi sen bunu Valerian İsmail'e böyle söylediğin zaman Bakalım Valerian İsmail sana ne diyecek? he? Diyecek ki bana Ahmet Mehmet Süreyya vardı da onları oynattım da oynatmadım da bunu mu oynattım kardeşim? Ben bu, soruları, ben bu soruları ben bu soruları yönetime mi canım. soracağım? Valerian İsmail'e mi soracağım? Bravo. Ceyhun Kazancı'ya mı soracağım? Bravo. Beşiktaşlı girişimci iş adamları ve kadınları derneği Beşiktaş'ın kalesi Begikat'ın sunduğu aleni muhabbet devam edecek. Tekrar birlikteyiz. Çok iyi bir yerde durmuştuk. Virgül'ü koymuştuk. Doktori Virgül'ü. Alel, Beşiktaş'ın problemleri. Sahi ki problemler. Mesela, sağ, şöyle bir durum daha var. Bak Bunu da konu olarak yazdım. Yarın üç tane ayrı farklı yazı var. Wellington Arabistan takımından birine gidecek. O da aynı. Ersin gibi. Gidiyor, geldi, gitmedi, kaldı falan. Açıklama yapıldı. Üç beş tane muhabir tarafından. Evet. Dendi ki biz vazgeçtik. Wellington'un iki sene dahilinde kronik sakatlıklarından dolayı vazgeçtik. Ben baktım Wellington'un kronik sakatlığı falan yok. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene çatı çatır her maçta oynamış bir dört üçlük maçta korona oldu. Covid 19 oldu. Evet. Bir orada oynamadı bir hafta. Wellington her maçta çıktı oynadı. Öbür yani Wellington'un öyle aman aman bir sakatlığı falan olmadı. Şimdi benim elemanıma böyle bir yakıştırma yapıldığı zaman ben <laughs> hoca olarak ya da yönetim olarak ya da basın sözcüsü olarak çıkıp demez miyim ya? Arkadaşlar, muhabir arkadaşlar ya da ey işte Arabistan takım Ali at mıdır, nedir? kimleri orası. Siz nereden çıkarttınız bu adamın kronik olduğunu ya? almıyorsunuz almayın kardeşim, bu adam çatır çatır top oynuyor. Buna bir aşıklık getirmez misiniz ya? Menajer yani oyunları... Ne, bu nasıl bir, bir menem... Bir problem daha. Bu menem bir, garip bir durum ya. Bir problem daha Len. Yani Ümraniye'deki menajer problemleri. Yani Beşiktaş'tan oyuncuların sezon başında e, ayrılmak istemesine varan, yani Beşiktaş'ta kalmanın, hedeflere yürümenin artık ikinci plan atıldı bir an önce ee, nereye olursa olsun Beşiktaş'tan gidilmeye başlanan ve genç oyuncular elimizde tutamadığım süreçte de menajerlerin Ümraniye Nevzat Demir testleri ve özellikle sporcular futbolcular üzerindeki etkisi yani yönetimsel bir zaaf var 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 i̇şte ben diyorum ya şimdi tek başına alıp da Valerian İsmail'i idam sehpasına çıkarttın vurdun abi alttan ilmi öyle yok abi bir dakika evet hatalar yapıyor mu yapıyor 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 ama bu hataları niye yapıyor? <laughs> Mevzu bu yani. Evet, hataya zorlanıyor çünkü. Yani şimdi orada da panik yapıyor. Şimdi ben de şimdi bakıyorum aşağı yukarı iki ayda Valeran İsmail devamlı çemkiriliyor. Devamlı işte bu üçüncü hafta gider, beşinci hafta gider. İşte bu böyle olmaz. Bu zaten bütün iş e, yönettiği takımlarda e, altı aydan fazla çalışmamış. Bu bize de gider. Bilmem ne falan. Şimdi adam bunları okuyor. E şimdi sen psikolojik olarak, psikolojik olarak ben de. Böyle bir camianın başında teknik direktör olsam ben de kendi iç dünyamda bunun mahkemesini yaparım. Ulan dedim şu maçı da alayım da <laughs> garanti biraz Bravo. da iki maç daha bir de evde kara maçı var şimdi haftaya. <laughs> Taraftar maraftar bilmem ne dört maç üst üste aldım mı herkes susar. Biz de rahat böyle, değil. Yani böyle bir şimdi rahat değil tamam ya mı? Büyüklüğü hissedemiyor kadro yapısı olarak. Ama maçı alayım da yürüyeyim gideyim peşinde e böyle olduğu zaman seni panik her zaman hataya zorlar seni. Alen ben burada ilk soruyu Ceyhun Kazancı'ya sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda işler devam, hoca takımın başındayken, yönetim görevine devam ediyorken. Ya Ceyhun Kazancı'ya buradan seslenelim. Yani ben geçen söylediğimde o zaman Bülent vardı. iletişim direktörünün. Alen'cim dedi öbür sezonun başında söz falan dedi. O da istifa etmiş şimdi. bırak Bir sonraki oradan, programda yani. gerekirse. Ceyhun buradan söyleyelim yani. Ceyhun'un arkadaşımız bir programa gelsin. Biz soralım o cevaplasın. Yani eee. Sana ben konuşacağım ya program yani, sonrası. Çünkü Ceyhun kazancıya gerekli sorular sorulmuyor bazı muhabirler tarafından. Cevaplar sorulanıyor. Ce Bravo. Cevaplar sorulanıyor abi. Bak bu çok enteresan bir durum. Gel burada. Burası soralım bir, abi. Bizim, abi, bizim aynı anladığımız evin, ile. Aynı evin sakinleriyiz abiciğim. Gel hepimiz Beşiktaş'ın başarısını istiyoruz. Biz soralım sen bir cevapla bakalım. Hani belki de deriz ki, aa biz böyle bakmamıştık baba. Tamam haklıymışsınız deriz belki de yani. Haklıysanız. O, o durum, ya çıkalım konuşalım da bir şey yok ki karşı karşıya konuşalım. Yani burada e, arkada kalma. Ya şu basın açıklaması bugün ba, böyle kağıttan olmaz. Dostlar Kağıttan olmaz. YouTube Beşiktaş'ın YouTube kanalı var. Ya Bırak YouTube kanalını 500 bin 600 bin YouTube kanalını da bırak. Bugün başkan bütün bas şeye e, ne derler işte medyaya haber geçtiğinde saat 3'te basın açıklaması yapıyorum dediğinde oraya. 500 tane mikrofon gelir mi oraya bütün televizyon kanalları falan böyle başkan ben vardı başkanım benim önüme bütün Star TV'den tut CNN'e kadar Show TV, NTV falan burası böyle mikrofon. Geçin kardeşim karşıya. Marko al buraya abicim. Evet. Al eline böyle şeyi. Evet. Tamam mı? Ama Başla. Ben... Kardeşim de Yasin kol sana sözlerini böyle bağlan biliyorsan bağlan telefonumuz çıktı Benim numaram bu bu bu. Sen de burada nasıl verdin kardeşim bu fualı? Ver Aynen abi yatmasın onu ya o kararını aldın bunu, altına. Eğer Yasin Kol cevap vermiyorsa MHK Başkanı cevap versin kardeşim. O kadar abi bir bedeli ödesin. Yani burada bu böyle bu kağıttan ne olur ya 21 bin kişi oku, okumuş mu okumamış da 5 dakika kulübü yayınlıyordu da basmıştır. Ayla. Adam o kadar uzun yazıyı okumaz. Bu, bu kadar uzun yazıyla protesto olmaz bir kere. Ya 5 dakika okumaz tek ya. Tek cümle ya. ya tek cümle yazacaksın oraya ya ya da çıkacaksın açıklama yapacaksın. Ya ben senden açıklamayı beklemiyorum. Bak geçen hafta bir, bu hafta iki. İcraat bekliyorum. Bir şekilde al. Ya sen bana şimdi 40 bin, 45 bin kişinin önünde Cenk Tosun öne girmiş. Adamın 5 dakika evvel, asper, golünü vermişsin. Ondan sonra 3 dakika geçmiş aradan kulağına demişler bu... ki Oğuz demişler. Çocuk sevinmiş, taraftar sevinmiş. Gel. Gelmiş. Tamam mı? Gelmiş. E adam golünü iptal etmişsin. Adam zaten içinde böyle bir yıkkınlık yaşamış. Onun ertesinde de faal çalınca da eli şuna sana şey yapmış İkinci sarı versin kırmızı. Ya hadi bakalım. Sen kardeşim. kimsin Cenk Tosun? Adam da Cenk Tosun karşında yani. Aa, Sen yeni hakem olmuşsun. Ayıptır yani ya. Ayıptır. Yani bu, bu vaziyetten söyle. durum çıkartmaktır. Aynen i̇şte öyle. Buralarda buralarda konuşman lazım. Alel daha sonra gelecek hakemlere de bir örnek teşkil ediyor. Yani her gelen hakem işte ben büyük takım kollamayacağım e, havasını Beşiktaş Kollama üzerinden zaten, atamaz. Babacan, Beşiktaş üzerinden atamaz. Kollama zaten. Ben senin ben ayrıncılık istemiyorum ki. Neyse kural onu uygula. Bir şekilde ben sana demiyorum ki beni kayır. Bana havadan penaltı çal. Bilmem ne o görme. Bunları demiyorum ki. Sen ama kardeşim yani bugün Hollanda televizyonundaki adam demiş ya herhalde Türkiye Türkiye'likten Hollanda kanalı veriyor. Ee, anlaşma yapılmış. Türk, orada iliklerini. Türk var, çok oldu oldukça. E, oradaki için. spiker demiş bu hakem ne yapıyor demiş ya. Yani bir dakika abi ya. Alen Avrupa'dan bir örnek daha verelim. Ee, tepki anlamında. Chelsea Tottenham maçı vardı bu hafta. Ne maçı vardı? Chelsea Tottenham. Ee, son dakika olaylı maç. Ee, son dakikalarda beraberlik geldi. Tartışmalı pozisyonlar var. Chelsea hakkını yendiğini düşünüyor ki büyük ihtimalle de yendi yani ee, maçı izlediğiniz zaman. Chelsea taraftarı maçtan sonra harekete geçti. Tam 100 bin imza toplayarak hakemin hakemlik sözleşmesini İngiltere Futbol Federasyonu tarafından pes edilmesi için taraftar harekete geçti. Şimdi yönetimden bekliyor. Biz hepimiz bekliyoruz. Çünkü yönetimin yapması gerekenler var onu yapmıyor. Beşiktaş taraftarının da e, yönetimi yani. beklemeden başka Neden? bir şeyler yapması gerekir mi? Canım kardeşim. Nasıl yapılır veya? Geçen sene şimdi hangi konuyla ilgili de hatırlamıyorum. Bir buçuk milyonun üzerinde imza toplanıp UEFA'ya verildi Türk ya. Türk futbolunda bir şeyler oluyor. UEFA'ya bakın ya. Bir, bir şeydi o. Ne oldu abi? Yani. Sen burada yönetim olarak bak. Önemli olan. Sahip çıkacak Başkanın. Başlatacaksın. Başkanın, başkanın ıslak. Mühür ıslakken geçerlidir. Bravo. Mühür ıslakken geçerlidir. Sen başkan çıkacak diyecek ki hiç böyle. Başkan maçı da gelmedi. Tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın başkanı çıkacak. Başta da yoktu galiba gelmemiş herhalde. Bir an bir şey vardır. Bir bir an. ama gelmesi lazım. Yani buralarda yöneticilerin ikinci baş hepsinin tam tekmil maça gelmesi lazım. Yani Öyle yok. Şey. Yani Emre Koca daha geçen yani yıl. Yani kişinin işi olabilir. Mesela hani yani başlardan sonra çıkıp açıklama yapılıyor da o işi yani bunu bilemeyiz. Ama netice itibariyle yani böyle yazılı açıklamayla olmaz ya. Yapmayın abi. Çıkacaksın burada toplayacaksın bütün mikro, bütün basını kalacaksın karşına. Beşiktaş Kulübü Başkanı konuşuyor kardeş. İsmim önemli değil. Beşiktaş Kulübü Başkanı konuşuyor. Alacaksın buraya bütün mikrofonları. Medyayı karşına alacaksın. Diyeceksin ki Yasin Kol benim telefon numaram bu. Şu anda canlı yayındayız. Kardeşim şu pozisyonu neresi? İkinci sıradan kırmızı. Sen bu vergosta sarı vermişsin. Bana nasıl? Anlat bana. Sen kimsin sen Yasin Kol? Sen anlatmıyorsan, sen bana cevap vermiyorsan, üstündeki abiler bağlanma diyorsa o zaman MHK başkanı Sabri Çelik çıkacak açıklama yapacak. Ya da istifa Cevap verecek sen. Ya da istifa edecek ya. ya o böyle, kadar kolay böyle, değil böyle, ya. Böyle bir şey olmaz. Daha ikinci hafta bu ya. Daha ikinci hafta. Daha ikinci hafta. Ya Alihan yani, ya, 20 bu, yıldır göz göre Göz göremiyor yani şimdi sen ya vücut dilinden anlıyoruz ya. Adam çıkmış sahaya. Ulan dedim ki ya çocuklar yanında maç seyrediyoruz. Ulan dedim aynı Cem Popüler'in sonra. Cem Popüler'in sonra da gözümün önünde hala benim. Maçı kitlenmiş robot durumuna geçmiş yani böyle. Hiç dış dünyayı duymuyor falan böyle yani. Ya Alel bu hafta ben de Premier Şifte İskoçya'da maç anlattım. Var sistemi yok orada. Ee, beş gol atıldı. Çok güzel bir maç oldu. Hata yapmıyor hakemler ya. Var vara gerek yok yani hakem varken. Ya burada hakem sanki... Ee... Yani o yönetmeyecek maçı da temsilen oradaymış sahaya çıkmış gibi bir şeyler yapıyor. yönetmiyordu zaten hakemler genelde burada maçları. E, ya her maçta hakem maçı önüne geçer mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu, bu nedir ya? Ya bunun bir e, yaptırımı yok mu yani? MHK olarak, federasyon olarak ya. Ben mesela şimdi federasyon başkanı olsam derim ki. Ya arkadaşlar, hakemler gelin abi bir, oturalım bir çay içelim. Hakikaten Toplarım ya. abi bunu ribaya. Ya derim ki devamlı siz... Ya, Kamerada devamlı siz varsınız ya. Ya bu hocanın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Komitesi'nden rica edelim. Ee, Yasin Hoca ön, e, öncülüğünde de bundan sonrakiler örnek olsun. Yani bu kadar maçı kötü yöneten bir hakem art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. hani. Yani art niyetli değil ama bu kadar kötü. Şimdi bu siz bir hakem e, değişimi yaptınız ülkede. Ülkedeki bütün tecrübeli hakemleri astınız. E, ve bütün kili çamaşırları örttünüz her şey temize çıktı sandınız. Öyle değil. Öyle bir izlenim verdiniz. Şimdi bu hoca geldi. Diğer hocalar yarın bugün e, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da canını yakabilir. Trabzonspor'un da yakabilir. Ya bu devam Türk futbolu kalsın götürür. Bu adamlar nasıl? Ben bu adamdan iyi maç yönetirim halen iddia ediyorum. Beşiktaşlı girişimci iş adamları ve kadınları derneği. Beşiktaş'ın kalesi Begikat'ın sunduğu aleni muhabbet devam ediyor. Ya ben bir futbol seyircisi, anlatıcısı olarak yani bu işin içinde eğitimini almadım ama daha iyi yönetirim. Ben görüyorum çünkü ya. Ya bu, bu nasıl olabilir bu ya? Reçetesini, reçetesini yazdık. Görmezsen söyledik. de var var yani. Yani çok basit hamleler var ya. Çok basit hamleler var. Yani şimdi futbol oynamayan adamdan hakem yapmayacaksın bir kere abi. Futbol bilgisi bir kere olacak adamın abi. Evet abi. Oynama pratiği olacak yani. Ya yani sen şimdi... Bu... Ya mesela bak hani konudan konuya atlıyoruz ama toparlayalım. Hala iyi çünkü. Ona çeyrek kala maç oynatıyorsun Şampiyonlar Ligi maçının ona çeyrek kala oynamasının 50 tane sebebi var. Yani Avrupa'da bir saat, bir saat kere var bilmem ne o var bu var bilmem ne var. Sen de burada ona çeyrek kalayken orada 9'a çeyrek kala oynanıyor maç mesela falan pişman. Abicim sen niye ona çeyrek kala maç oynatıyorsun? E niye? Ya abicim sen bu ülkede yaşamıyor musun? Özellikle İstanbul'daki maçlarda. Adamlar maçtan çıkınca evine gidemiyor kardeşim. Al benim ağzına kadar yazı dolu. Ya, abi ya. metro çalışmıyor. Hocam bir de te, hiç herkese eve gidecek abi. Gece 2'de 3'te eve gidiyor millet. Adamlar Avrupa'da nasıl sonunda... maç oynanıyor? Tuzla'da oturan adam var. Gebze'de oturan adam var. Ba... Beylikdüzü'nde oturan adam var. Abi buralara nasıl gidecek gelecek bu adamlar? Düşünmüyor musunuz siz ya? ya? Bu, bu ülkede yaşıyoruz hepimiz ya. Ha, bu ülkenin gerçekleri var. Buraya göre hareket etmek zorundayız ya. Ona çeyrek kala nedir sonra ya? Ne sıcağı kardeşim? Ya. ya sıcak gündemini ortadan kaldırayım ben derken. Futbolu, ya abi, futbolu doğuruyor ya. 7'de oynanıyor. Futbolu doğuruyor, taraftarı maç... doğuruyor. S ne maçıydı? o 7'de oynanan maçlar. Ya var. Avrupa'da 2'de oynanıyor maç... Alen. Bu adamların canı ya? yok mu Avrupa'da? İki de yani oynuyorlar ya biz niye oynayamıyoruz? Yani bu 8'de. ezbercilik nereden çıktıysa. Aynen devam ediyor. futbolda hiçbir şey değişmemiş hala. Yani. Enteresan ya. İsimler enteresan. değişmiş. Ha bu hakem konusu da aynı. Yani biz her hafta hakem konuşmak zorunda mıyız? Yani buralara bir standart bir yaptırım olamaz mı? Yani bu var konuşmaların defalarca söylüyoruz. Var odasıyla maçın hakeminin konuşmalarını şeffaflaştırın. Böyle önemli konularda var ne demiş maçın orta hakemi ne demiş bu konuşmaları duyalım biz ya. O zaman bakalım belki hata olmayacak belki. Eğer böyle devam ederse biz de Türkiye Futbol Federasyonu kusura bakmasın. Merkez Hakem Komitesi kusura bakmasın Beşiktaşlılar olarak yine şunu düşüneceğiz. Yani demek ki hakemler e, maçları doğru yönetmeleri gereken kişiler değil. Birilerinin istediği sonuçların ortaya çıkabilmesi için atanan kişiler. Onlar e, bunları yaptıkları sürece devam edebiliyorlar. E çünkü hata yaptıklarında sen adama hata yaptın demez ve hatasını göstermezsen yaptığın şeyi doğru olarak addedecek Ve daha sonra aynısını tekrarlayacak. Hatalarla devam edecek. E, ve hatalar böylece ilerleyecek. Yani önünü kesmemiz lazım. Aynen biz... Beşiktaş taraftarına da e, sosyal medya olabilir. Ne bileyim işte Çelç taraftarının yaptığı gibi imza kampanyaları olabilir. Yani yapmıyorsa Beşiktaş yönetimi e, yapması gerekeni Beşiktaş taraftarı yapabildiği Beşiktaş kadarını taraftarı, yapsın. Beşiktaş taraftarı. Bizler yapalım. Bu üzerinde her şeyi yapar. Bak. Her şeyin bir zamanı sırası var ama burada Şu Beşiktaş yönetiminin bizim... yani insanları aydınlatan insanları aydınlatan spor kamuoyunu yanına alan hep beraber hareket edelim. Yani bugün Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzon camiaları hakem hatalarında aynı minvalle hareket ederse bu hatalar kalmaz. Ama sen şimdi aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediği zaman, bak ben buradan söz veriyorum. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bir şey yapılır ben çıkacağım buradan konuşacağım. Kardeşim Galatasaray'ın hakkını yediniz. Evet. Fenerbahçe'nin hakkını yediniz. Ben Bravo. bunu başlatıyorum. Ben diyeceğim derim dedik de ya hep diyoruz zaten ama bu yani başkanlar düzeyinde başkanlar nezdinde bunların e, hayata geçmesi lazım yoksa böyle devamlı hakem hatalar konuşup durursun Okan buruk çıkar hakemlere konuşur der stajyer hakemler bize veriyorlar der öbürü başka bir şey der Aley. öbürü başka bir Geç. bitmez yani bu devamlı bu bir sarmal kısır bir döngü ya ben hakem konuşmak istemiyorum ama abi maçın hani en önemli noktalarında dakikalarında Hakem hataları var ve bana direkt skora etki ediyor. Geçen hafta söylediğim bir şey var. Yazdın da sen onu. Kırmızı kart falan bir taraf Ale. Sen Beşiktaş'ta oyuncuyu görev alanından ısrarla yanına çağırdın. Adam gelmek istemedi. Evet abi Seis. Tamam tamam hoca buradayım dedi. Israr gel buraya dedin. Adamı 40 metre getirdin. Sarı kart mı verdi? Ne yaptı? Konuş i̇kaz ikaz etti. etti. Adam yerine gitmeden buradan top attılar. Onun evet poz abi. pozisyon yedik biz ya. Ya Ale, Avrupa'da bir, bir ay gündemden düşmez Avrupa futbolunda bir ay gündemden düşmez. Beşiktaş geçen hafta bunu gündeme getirmesi lazım diye öncelikle. Bu haftaki konular var ya Beşiktaş. Ya ben Trabzon maçında vidayı ittikleri pozisyon yok mu? Çocuğun teki bana attı. Sonradan gördüm. kasından çekilmiş. Ben de aldım bunu koydum. Tamam, oradan patladı. Oradan ortaya çıktı diye. Ya benim ben şimdi ben iletişim spor danışmanı bilmem ne falan pişman. Ne yapıyorlar abi? İşleri ne? İşleri ne? Ne yapıyorsunuz kardeş? Orada bir Sen bu yapacaksın teşkilatını bütün tribünlere 3 tane 4 tane çakı gibi çocuklar koyacaksın. Ellerinde ufak kameralar. Diyeceksin ki bunlar kulübün adamı buraya verirken akreditasyonu. Tamam mı? Kaleyi en güzel gören yerlerde bunlar böyle bir koltuğun tekini böyle çökecekler abi. De onun pozisyon çekecekler. Yayıncı kuruluşun var odasının sana vermediğini sen çat 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 kendi YouTube hesabından patlatacaksın. Böyle 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 oldu diyeceksin. Senin işin bu kardeşim. Yüzde bu. Biri bir numaralı görevli. Ne ne yapıyorsunuz abi? Biz bir çıkartıyoruz. Tribünden çeken çocuk bana yolluyor. Alan abi diyor bak böyle bir durum var diyor. Abi baktım. Vidayı adam resmen katletmiş ya. Alıyor böyle itiyor abi. Bunu verdik. Bu gündem oldu sosyal medyada. Ama abi bir dakika ya. Tamam diye yani. Sizin herkesin yapması gereken kurallar var. Yani bunları yapmazsan olmaz. Ya birincisi zaten Beşiktaş'ın haklarına sahip çıkmak. Ben sonra Valerian İsmail'i konuşurum. Valerian İsmail'e gelen ben burada önce benim Bravo. Valerian İsmail'i bu hataları yapmaya ne itti? Heh. Biz yıllarca bunu tartışmadığımız için ne oldu biliyor musun Alel? Valerian İsmail'i gönderdik belli bir süreçte. Yönetim kendini kurtardı. Ya Sportif direktör ya. kendini kurtardı. Del Bosque Yeni hoca geldi. Del Bosque gönderildi ya. Sonra aynısı oldu. Değil mi? Del Bosque 11 haftada burada ee, kimi yendik ya biz Fenerbahçe'yi yendik 2-1 Ondan 3 gün sonra bir takımı da Kupası maçında yendik Çatır çatır gidiyoruz ama iç kaynamalar falan filan var Burada bir e, kalede Ramazan mı vardı evet, o zaman ya Bir Ram Konya seyircizli maçta 2-2 kaldık Konya'yla galiba Çok garip bir gol yedi Ortalık ayağa kalktı bilmem ne falan filan derken Paketlendi Kelle lazım dediler Del Bosque'yi gönder Kimin yerine gelmişti Del Bosque'ye? Kimin yerine gelmişti lan? Rıza'nın yerine Rıza yani. Çalınbay'ın Çalınbay istatistiklerine baktığınızda da Rıza açalım Bayda gitmemesi gereken bir hocaydı o dönem. Sonuçlarla. Yani onu öyle bir garip gönderdin. Abi, onun yerine geleni garip gönderdin. Sonu yok. yok. Şimdi Bilic, Bilic takım yaptı. Çok saçma sapan iki tane yanlış değişikliklerle Konya'da özellikle bir tane maç verdik. Şampiyonluk gitti. Şenol Güneş üstüne geldi. Şenol Güneş'in şampiyon yaptığı takıma dediler ki zaten bu takımı Bilic kurmuştu. Şenol Güneş'in bir paydası yok dediler. Adam ikinci sene şampiyon. Abiler, Zorla gönderdiler. Bakın Abdullah getirdiler. ya Beşiktaş <laughs> yönetimlerinin Beşiktaş'a vermiş olduğu zarar kadar valla hakemler vermediler yani son dönemde. Şimdi, ya bu nasıl saçma kararlar hani Ben Valerian İsmail'i konuşmadan önce ben Biliç'e kadar giderim. Bak Biliç'e kadar giderim. Niye Biliç'i gönderdin? Bir. <laughs> tamam gönderdim. Hadi gönderdin. Şenol Güneş'i niye gönderdin? Niye gönderirsin ya? ya niye gönderdin? Sergen'e nasıl sahip çıkmazsın? Ya sen şimdi şöyle düşünsene. İki sene adam geliyor seni şampiyon yapıyor. İyi de, Doğru, de iyi ya. işler de oluyor o dönem. Maddi olarak değil tabii. Ee... Takım yakaladı çünkü amayı. Hani Beşiktaş futbol takımı 15 sene üst üste falan şampiyon falan mı olacak yani? Böyle burada bir şey mi korkuyorlar var? Herhalde. Yok, abi, yok ya. hayır. Yani burada ee, mutlaka iki sene, üç sene hani bir trend olursun. Tepeye çıkarsın. Üç sene üstü şampiyon olursun. E dörtte bir öbürleri yetişir sana. Bilmiyorum, zaten hep senin üst üste devamlı olursan olmuyor zaten bazı şeylerin. Işte. Hani burada e, inanılmaz bir para harcama şekli var. Yani. Sistem yani, bozulur. Sistem e, bazı şeyleri müsaade etmeyebilir. Tamam Ama tamam abi adam işte oynatıyor ya. Çatır çatır oynatıyor. da yani, ya. Ne istiyorsun ya? ha ne? Niye değiştirirsin abi adamı? Ya bu işte... E ee, bu yöletemem izleyin bir aslında Abi, çok bak. net göstergesi. Bir ha, planı yok. Da, Herkese göre doğru arayışı var. Yani. Ya yani bak Abdullah Avcı'nın geldiği gün o zaman TV100'de programdaydım ben. Ya yani program yapıyorduk o zaman. Emre Tilev dedi ki ya dedi siz dedi. Ne diyorsun Emre dedim ya? Biz bu adama 10 sene boyunca çemkirdik tribünden. 10 sene boyunca çemkirdik Abdullah. Ya, olmaz ya. ya bir burada Beşiktaş'ı bilen bir adam. Taraftar da hareket eden bir adam camiasıyla beraber hareket, bu adamı getirmez. O zaten ama getirmez. Hani bu adam çok iyi bir teknik direktör olmaz, olsa bile olmaz. tamam mı? Kimyan uyuşmaz. Uyuşmaz. Olmaz. Bunu görürsün zaten e, sen ya. bunu görmen lazım. Evet. Ve sen bu adamı alıyorsun yani Şenol Güneş'i gönderiyorsun. Şampiyon hocayı. Neymiş? en çok iyi takımı dördüncü yapmışız da daha var bilmem ne olmuyor. Tamam kardeşim <laughs> sen, sen bana gelene kadar ya. sen yönetim olarak ne yaptın o sene? Onu konuşalım. Ya bütün biz koy oldun abi. Şenol Güneş'in Güneş başka hataları vardı. Ya olabilir hataları. Manevi herkesin hataları hatası vardı. var. Hata olacak zaten. Yani. Ama sen şimdi yani onu gönder, bunu gönder, iyi adamların hepsini gönder. Sen ondan sonra kendin git. Ya Buraya... hani şey derim ben her zaman örneğin şuradan veririm. Marcelo ya aldın. Adam çok iyi tuttu Beşiktaş'ta. Herkesin sevgilisi oldu. Adam 7 liraya sattın. E ee 10 liraya Pepe'yi aldın. <laughs> Baba bir dakika ya. Bir dakika bir yerde anlaşamıyoruz. Pepe de paraları da alamadın. Bakın alalım, abiler gitti yani. bir yerde anlaşamıyoruz. Sıkıntı var abi. Ben holding değilim. Ben Soramadın. şirket değilim. Hesabını ben futbol takımıyım. Ben önce sportif başarılardan mesulüm. Ondan sonra başarı geldikçe bunun planlamasını maddi olarak ekonomik olarak yaparım. Burada bir anlaşalım. Bir dakika abiler ağalar beyler ne yapıyorsunuz ya? Ya geçen gün Alev geçen gün. Ee, gazeteci abimiz yazdı. Dosyalarıyla zaten her zaman gündemde olan. Ee, Wagner Love transferinde söz konusu dönemin başkanının içinde bulunduğu belgeli yazı var. Yani açın ajans borcunu okuyun. ya en son bu. Biz ders alıp bu olayları gündemimize getirip Abi, kaç, insanların Kaç yüz tane futbolcu Herkesin yanına, ya. yanına kar kazıyor olaylar Alel. Sen 30 senedir bana diyorsun ki çağırırım CLN'i, International'ı, onu bunu gövde göster. Ya ben senden bunu 10 yıldır dinliyorum Alel. Demek ki 10 yıldır yapılmıyor bu değil mi? Beşiktaş'ta. Yani biz devamlı <gülüyor> aynı <gülüyor> şeyleri söyleyip söyleyip burada duruyoruz artık. Yani bu, bu sıkıntılık verdi. Beşiktaş'ı yönetenler... Beşiktaş'ı yaşıyor musunuz yaşamıyor musunuz? Ben bunu sorguluyorum. Sağ çıkacaksınız Ben taşım. bak türbündeki adama bakarım. Türbündeki adam gelmiş görevini yapıyor mu? Sana gelmiş... Avrupa Kupası'nda yoksun. 25 bin tane kombini almış mı? Evet. İlk maçının önce doldurmuş mu? Evet. gidip deplasmana çatır çatır otobüslerle gitmiş, gitmiş mi? Gitmiş. O da seni desteklemiş Sen, Sen şimdi herkes üzerine düşeni yapıyor mu? Sen taraftara bir şey deme zaten. Biz gör... Bak. Herkes her şeyi biliyor. Ama biliyor. kimse artık bu saatten sonra başını derde sokmak istemediği için de konuşmuyor fazla. O, o diyor, bu köyün delisi ben miyim diyor. Yani, aman diyor karışmıyorlar fazla. İnsanlar da bundan yararlanıyor. Ama benim sistemim benim sistemim kime biliyor musun? Seçim zamanlarında başkan adaylarına. Bu abilerimiz, bu arkadaşlarımız yalnızca Beşiktaş başkanlığı evet söz konusu olduğunda seçim zamanı mı çıkar? Sen bir Olmamalı. sana şimdi mesela Serdar abi oturmuşuz kalkmışız her şey tadadı bile 15 senelik Serdal dostum Serdal Adalı dostum Pardon. var Serdal Adalı. Şimdi Serdal abi sen seçime girdin 3000 tane oy aldın ya. 5000 Ahmet Nur Çebi aldı. 3000, 3000 tane de Serdar Adalı aldı. E 3000 kişinin sana güveni var. E sen onlar bu Fenerli mi abi Serdar Adalı? O da Beşiktaşlı. Evet. O da Beşiktaş'ın başarısı için mücadele etmek istedi. Ahmet Nur Çebi ile yarıştı. Ahmet Nur Çebi kazandı. Bundan sonra başkanımız Ahmet Nur Çebi'dir. İkinci bir seçim olana kadar. Herkes bunun bilincinde olmalı ama muhalefet denen, yapıcı muhalefet denen başkan adaylarının görevleri var. Yanında seçim zamanı çıkılan Hüser Tekin Oktay. Evet, evet. Evet. Neredeler? Yani Beşiktaş'ta başkan Serdar Bilgili'den başla. İki neredeler? Gibi. Serdar Bilgili Yoklar. nerede? Yıldırım Demirören nerede? Öbürü Yok Neredesiniz da. ya? Ve öyle bir Başkansınız ya. bir kere. Serdar Bilgilin'in, Serdar Bilgilin'in stadın en güzel loca'sını iki Bravo. katı para verip alması lazım. Bravo. Hakeza Yıldırım Demirören'in. Orada olması lazım ya. Ya Beşiktaş'ın başka ya böyle bir şey sen başkanlığını yaparsın. Evet. Ondan sonra Beşiktaş'ın taraftarısındır. Yani Tamam mı? Senin çok güzel bir apoletin vardır sıfatın vardır. Beşiktaş'a hizmet etmişsin. Ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın bu E sen abi maşa gelmiyorlar ya. Yoklar ortada. Bırak başkanları. Hadi diyelim ki işte şeyler bu sumetler o işte küfür yani olur diye korkuyorlar bilmem ne belki. Hani yöneticiler yöneticiler ya başkanlar, yöneticiler maça gelmiyor. Başkanlar böyle bakarsa yöneticiler e, onların başına. Ya ben Beşiktaş ben yönetici olurum. Benim yöneticiliğim biter. Ya Benim taraftarlığım ya. devam eder. Yani Bu kavga bu, olmalı ya. Yani orada kavga etmeli insanlar. Öyle gelmeli ki başkan oraya bir mücadele için bu gelmeli. Sıkıntı buralarda başlıyor. O yüzden. Siz geçen sene ya, mesela bütün yönetim değişti. Demin çok geldi. güzel bir şey söyledin. Ee, hani bu sorulara cevap verdiğinde ne dedin? Cevaplara sorular. Cevaplar sorulanıyor ya. Evet. Bu Böyle olur evet. mu ya? Evet. Gel gelsin abi Ceyhun Kazancı kardeşimiz. Gelsin. Otursun buraya. Soralım cevap versin biz kalkıp da tuzak sorular sormayacağız ki. Ya biz, bizim bizim biz zaten öyle bir şey olsa ona biz müsaade etmeyiz. Ya. Yani Beşiktaş'a zarar verecek bir şey so, ama bazı yerlerde bazı hani köşe noktaları var köşe başı. Bunların insanlar bilmesi lazım. Ben sana diyeceğim ki Erdem sen bu beyaz atletin üzerine bu siyah gömleği niye giydin kardeşim? Bana bir anlatsana. Sen de bana diyeceksin e, ki. En kötü derim ki sana alem. Ya Alem ben vallahi yanlış seçmişim. Kusura bakma derim. Sen ne dersin bana? Tamam abi. Tamam dersin. B bitti abi ya. Yani özür dilerim dersin. Yanlış oldu. Böyle ya bilmiyordum dersin. Ya bana futbol aleminin içinde. Sağ bekin yediği, sağ stoperinde sağ bekin yediği bir takım göster Olabilir mi ya? ya olabilir mi abi ya? Ben Sen şimdi diyorsun. <laughs> <laughs> Rojler sakatlandığı zaman sağ bek kim oynayacak? Yok. Necip. E biz... Necip'i sahaya koyuyorsun millet başlıyor abi. Yine mi Necip oynuyor ya kardeşim? Çocuk ne yapsın ya 10 senedir tamam mı? Şey gibi hani geçen hafta da söyledim. Ee, kredi veren bankalar gibi ya adam nerede lazımsa oraya gidiyor. Ne yapsın çocuk? Ne yapsın yani? Sorun etmiyor. Yerli satışında oynuyor. Yedek kalmayı ki. zaten Ama, ama abi alel... böyle olmaz ya. İşte konuştuğumuz her şeyi Bak Trabzon var. çocuğu sattı. Defans'ta oynayan çocuğu. Abdülkadir mi? Yani bir tane yok ya bir tane sattı ya hemen yerine adamı getirdi tık iki gün öyle olur. O mark öyle olur yani. Ne gel dedin tra ben gördüm. Bir tane adam tık hemen getirdi. Abi yani boş olan yere hemen adam alacaksın ya bu böyle olur mu bu iş şakaya gelmez ki. Beşinci hafta altı, altıncı hafta altı, altı puan yedi puan geriye bir düşersin. Millet sana bir başlar çemkirmeye. Hadi geçmiş olsun abi sezon gitti. Vallahi işte bu soruları biz e, önümüzdeki evet, haftalarda toparlayalım. Sportif direktör e... Sayın Cevim Kazancı bir sohbet gerçekleştirebilirsek, dostça, sabimice bir sohbet gerçekleştirebilirsek mutlu oluruz. E çünkü e, bu plan vardı yani. Valer <laughs> İspal de şimdi direktörler izin vermez, izin vermez. İzin vermiyorlar. Belli başlı yerlere çıkarlar. <laughs> o o zaman da işte gerekli cevaplar yani Bana burada Beşiktaş'ın burada yani kardeşim. biz burada bu da konuşalım Buraya... abi yani. ben yanlış yapmışım da diyebilirsiniz. Hata yaptık, imkanımız yoktu diyebilirsiniz. Kimse, kimle diyebilir bunu Halil? Yani ee, samimiyeti kaybederse Beşiktaş camiası tabii çok güzel. Samimiyetini beraber. kaybetmemesi lazım. Ee, bu maç berabere kalırsa bir şu şey olmaz 3-0'dan sonra tabii içine oturuyor adamın. Daha böyle hazmedemiyorsun. Sinirleniyorsun. Ama netice itibariyle e, tepki hakeme tepki verilmesi lazım. Yönetim kurulunun e, bu çok önemli bir konu. E, ya böyle yazıyla olmaz, olmaz. Evet. <laughs> Evet, alemini muhabbette e, maçtan bir gün sonra Beşiktaş'ın gerçek gündemini konuşmaya çalıştık. Test ettiğimiz, eksik gördüğümüz, e, reaksiyon gösterilmesi gereken noktaları Alem Markaryan dile getirdi. E, taraftarın sorularını bile okuyamadık. Problem o kadar fazlaydı ki. Ama ta, e, eminim ki Beşiktaş taraftarı da şu konuşmalardan herhalde tatmin olmuştur. Çünkü konuşulmayan konulardı. Beşiktaş taraftarının içinde biriken problemlerdi bunlar. Önümüzdeki hafta yine maç sonrasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beşiktaşlı girişimci iş adamları ve kadınları spor kulübü derneği Beşiktaş'ın kalesi Begikat Aleli Muhabbeti sundu.